ve İran'daki olaylar. Başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle dayakla gözaltına alınan ve gözaltındayken ölen e, Mahsa Amini'nin 22 yaşında bir genç kadın, e, bunun ölümü üzerine, Mahsa'nın ölümü üzerine olaylar başladı. Dinmiyor, dindirilemiyor. Adeta kadınlar ayaklanmış durumda çünkü görüyoruz görüntülerden. Kadınlar da sokağa çıkmış durumda. Hümeyni'nin, Hamene'nin resimlerini indirdiler. Böylesine bir e, durum var. Ve polis sert müdahale ediyor bütün bunlara ya da güvenlik güçleri. Resmi sayılar 3 kişinin bu gösterilerde öldüğü ya da öldürüldüğü yolunda. Ama resmi açıklanan verilerden çok daha fazla kişinin can verdiği veya protestocunun can verdiği gelen haberler arasında. Bir not daha İran'dan, İran rejimi sosyal medyayı kapattı. İran'da 22 yaşındaki Masha Amini'nin gözaltında ölümü isyan fitilini ateşledi. On binlerce kişi sokağa döküldü. İran resmi haber ajansı gösterilerin başkent Tahran'ın yanı sıra Kerec, Tebriz, Meşhed, Kiş, Kirman gibi onun üzerinde kente sıçradığını duyurdu. Eylemler gece yarısına kadar sürdü. Sokaklardaki çöp konteynerlarına ateşe vererek barikat oluşturan eylemciler rejim karşıtı sloganlar attı. <laughs> Güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi sert oldu. Motosikletli devriyelerle olay yerine giden polis ve rejim yanlısı gruplar eylemcilere cop ve biber gazı kullanarak müdahale etti. Birçok kişi de gözaltına alındı. polisin gerçek mermilerle göstericilere ateş ettiği de iddia edildi. Ülkeden gelen görüntülerde iddiaları destekler nitelikti. İranlı yetkililerse şimdiye kadar 3 kişinin öldüğünü doğruladı. Ölü sayısının daha fazla olmasından endişe ediliyor. Sosyal medyada ise Massa Amini etiketiyle milyonlarca paylaşım yapıldı. Belçikalı bir sanatçının saçtan yapılmış bayrak çalışması isyanın sembolü oldu. Gösterileri bastırmaya çalışan hükümet Instagram ve WhatsApp'a erişimi durdurdu. Ve e, durumu haritalar üzerinden sizlere aktaralım. Devlet Meteoroloji e, Genel Müdürlüğü'nün haritaları bunlar. Yağış miktarları gerçekten dikkat çekici. Gördüğünüz gibi bugünkü durum şöyle. Bu gece yarısına kadar neredeyse bütün yurt yağışlı e, ve 50 kilonun üzerinde yağışlar dikkat çekiyor durumda. E, metrekarede 50 kilo ki bu kuvvetli yağış 51 olsa çok kuvvetli yağış olacak ee, şöyle Trakya bölgesi aynı durumda 50 kilo yağış onun yanında kırmızı veya pembe işaretlenmiş görüyorsunuz burada sorun çıkabilir belki daha fazla o da e, Sakarya Zonguldak Bartın şeridinde e, daha fazla risk var. İç Anadolu bölgesi 20 kilo yağış alıyor e, Ege bölgesinin iç kesimlerinde fazla bir şey yok yalnız çok dikkat çekici ülkemizin neredeyse ortasından kuzeyden güneye şiddetli diyelim kuvvetli yağış görülecek. Öyle ki e, ordu, Giresun, Trabzon, e, Kayseri yani kuzeyde bunlar hemen Gümüşhane hatta onun altında biraz Kayseri, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay şu kırmızı ile arkadaşlarımın işaretlediği bölge yine kuvvetli yağış alacak. Diğer yerler e, 20 kilo civarında metrekareye. Yarın cuma günü 21 ila 50 kilometre kiloluk yağış yine e, Karadeniz'in e, Doğu Karadeniz diyebiliriz. E, Giresun, Ordu Ta ülkenin Gürcistan sınırına kadar olan bölgede bu şekilde bir cepte yağış bekleniyor. Aynı bölgede yine yağış bekleniyor hafta sonu. Daha sonra durum ne olacak bunu da bize zaman gösterecek ve tahminler de yapılacak.